الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم 61. ayette kalmıştık. Öyle değil mi? Doğrudur hocam. 61. ayeti biraz uzun bir ayet, yarım sayfa. Şimdi bir mana verelim ona yeniden. Gerçi biraz mana vermiştik ona ama bir daha verelim, açıklamasını yapalım. Ve iz kultum, hani siz söylemiştiniz diyor Allah-u Teala İsrailoğullarına. Siz dediniz, ya Musa, ey Musa dediniz, len nasbara, biz dayanamayız, sabredemeyiz. Ala ta'amin vahidin, bir yemek, bir yemeğe biz alışamayız, bir yemekle biz doymayız. Her zaman aynı yemeği ye. O zaman ne olacak? Fed'u lena rabbeke, Rabbine dua yap bizim için. Yuhric lena, bize çıkarsın. Mimma tunbitul ardu, yerin bitirdiğinden. Min bakliha, sebzesinden. Ve gıssaiha, salatalığından. Ve fumiha, ve sarımsağından. Ve adesiha, ve şey diyoruz ya, ne çorbası diyoruz ona, mercimek çorba, mercimeğinden. Ve basaliha, ve soğan diyorlar. Efendim bitirelim. Gale dedi Musa aleyhisselam, dedi onlara, etestebdilûnellezî huve ednâ billezî huve hayr, daha iyi olanı, daha değerli olan yemeği daha adi bir yemekle değiştirmek mi istiyorsunuz? İhbitu, o zaman girin Mısran bir şehre. Fe inne leküm, sizin için vardır. Ma se'eltum, istediğiniz şey orada vardır. Bu istediğiniz sebzeler orada vardır. Ve duribet aleyhimuz zilletu, onlara alçaklık damgası vuruldu. Vel meskenetü, ve miskinlik damgası vuruldu. Ve ba'u bi galabim minallah, Allah'ın gazabına uğradılar. Zalike, bu bi ennehum kanu yekfurune bi ayatillah. Bu durum, yani onların bu aşağılık, zillete ve meskenete duçar olmaları, uğramalarının sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri. Ve yektulûnen nebiyyîne bi gayril hak, haksız yere Allah'ın peygamberlerini öldürmeleri. Efendim derken yine bu başka bir sebebi, bimâ asav ve kâr ya'tedû, isyan ettikleri için, asi oldukları için ve çok aşırı, ileri haddi aştıkları için bu zillet damgası ve meskenet damgası onlara vuruldu. Şimdi tabii bu ayeti İsrailoğulları ile alakalı ama Allahu Teala bize anlatıyor bunu. Yani bizi terbiye ediyor. Bir yaşanmış bir hayatla, bir tecrübe, experience dediğimiz tecrübe, yaşanmış bir tecrübeyle bizi terbiye ediyor Allah-u Teala. Yani demek istiyor ki siz böyle olmayın. Siz böyle olmayın demek istiyor Allah-u Teala. Şimdi ayet bayağı kaç satır? 2, 4, 6, 7 satır, ya yarım sayfa, 7,5 satır. Şimdi bu İsrailoğulları demiştik ya, kölelikten yeni kurtuldukları için, ama o köle ruh, köle ruhunu, köle şahsiyetini, ezilmişliği taşıyorlar beraberinde.
her ne kadar Mısır'dan, Firavun'un sultasından, zulmünden kurtuldu idiyseler de, ama o ezilmişlikleri kendileriyle beraber geliyor. Ondan kurtulamadı. Tamam, zalimden kurtuldular ama o kendi içlerindeki ezilmişliği devam ettiriyorlar. Onu taşıyorlar. Yani onunla beraber geliyor. Hazreti Musa'ya dediler ki, işte bu şey nedir o? Bildircin ve helva yemeğini bıktık. Bundan bıktık ya. Biz, yeter de. Ama biz bir şey biliyoruz. Bizim Mısır'dayken orada yaptığımız ziraatta işte sebzeler, sarımsaklar, salatalıklar, efendim işte böyle şeyleri, soğan biliyoruz. Biz onları istiyoruz. Rabbine dua et de yerden bunları bize çıkarsın. Biz bunları yiyeceğiz. Şimdi burada çok muhteşem bir soru soruyor Hazreti Musa onlara. Siz daha iyi olanı daha düşük olanla mı değiştirmek istiyorsun? İşte bu muhteşem bir olay. Bu soru işte bizim için önemli olan noktalardan biri bu. Şimdi bunu neye hamledeceğiz? Şu. Şimdi bir görüş var, bir fikir vardır. Bir de daha sonradan yapılan daha önemli, daha üstün bir fikir, bir yorum vardır. Sen hala o eskiye mi, o adi olanı mı isteyeceksin, o düşük fikri mi isteyeceksin, yoksa daha değerli olan düşünceyi, fikri mi isteyeceksin? İşte biz bunu alacağız. Köle ruhlu insanlar geçmişe çok bağlı kalırlar. Anlıyor musun? Değiştirmek istemez fikrini, düşüncesini, hayatını. Hala sabanla süreceğim ben. Traktör istemiyor. Ben katırla gideceğim. Ben katırla, atla gideceğim. Ben uçağa binmem. De. Köle ruhlu insanlar, geri kafalı insanlar bunlardır. Geri kafalı insan bunlardır. Bunu anlatıyor. Yani şimdi köle ruhlu adamlar neyin daha değerli, neyin daha düşük değerde olduğunu bilemez. O düşük değerde olanı tercih eder. E ama bu iki asır, üç asır evvelki adamların fikirleridir efendim. Bunlar yanlış, bunlar bu çağa yetmiyor. Onların fikirleri elbise olarak bugünün toplumuna giydirilemez desen ona. O elbise dar gelir, çatlar desen ona, anlamaz. Bunu anlatıyor bize. Bunu. Yani bu ayeti biz buraya getireceğiz. Bu şimdi bir hikaye olarak kalmayacak. Çünkü burada Hazreti Musa'nın sorduğu soru muhteşemdir. Muhteşem. İşte bugün İslam aleminin derdi bu. İslam aleminin derdi bu arkadaşlar. Yani adama sunuyorsun altını, altın yorumu sunuyorsun ona. Anlatıyorsun ona dini ama anlattığın bilgi altın. 24 aya. Yok diyor, ben bakır alacağım. Yahu kardeşim bu bakır ya. Ya bakırla ne alakası var altının ya? Değer bakımından. Anlamıyor. İşte bu İsrailoğulları konusunda bu mesajı veriyor bize Allah. Bu mesajı veriyor bize. Yani adamlar soğan sarımsak yiyordu. Soğan sarımsak istiyoruz. Öyle bildircin eti, helva yemek istemiyor. Bıktık. Anlıyor musun? Yani şükretmeyi bilmiyor. Ya bir yemek olsun, onu buldun yeter de. Yani demek istiyor ki sabah lahana, akşam lahana. Öyle lahana. Nedir bu? Demeyeceksin kardeşim, o nimeti buldun ya.
O nimet çok önemli bir şey. Şimdi anlıyor musunuz bu Hazreti Musa'nın efendim sorduğu soru? Ha burada. Etestebdilûnellezî huve ednâ billezî huve hayr. Demek ki kültürlü toplumlar, bilgili toplumlar, gelişmiş toplumlar, şahsiyetli toplumlar neyin daha değerli, neyin daha değersiz olduğunu bilir ve o değerli olanı tercih edeceğini de bilir. Anlıyor musunuz? Olay bu. Olay bu. İşte biz bunu öğretmemiz lazım halka. Yani şu kitabın bütün insanların yazdığı kitaplardan daha değerli olduğunu, o nedenle bunu tercih edeceğimizi onlara anlatmamız lazım. Benim fikrim, benim düşüncem, adamın, Ahmet'in, Mehmet'in düşüncesi bakırdır. Bu altındır. 24 derecedir. Bunu tercih etmen lazım kardeşim. Bunu anlatıyor. Bunu anlatıyor yani. Şimdi ben bu ayeti okuduğum zaman da bunu böyle anlıyorum. Ben bu ayetle böyle konuşuyorum. Ya bir fikrin, bir düşüncenin hangisinin daha değerli olduğunu bilemiyorsa bir toplum, o toplum çok geri kafalıdır. O toplum İsrailoğulları gibi kimliksizdir, şahsiyetsizdir. Çünkü kendi tercih yapamıyor. Kendi kararını veremiyor. Anlayamıyor ki hangisi değerlidir. Anlıyor musun? Ramazan nasıl yorumlanıyor görüyor musun? Şimdi tabii bunu niye anlatsın bana Allah-u Teala? Hazreti Musa ne demiş? Onlar Hazreti Musa'ya ne demiş? Beni ilgilendirmiyor ki. Ama bana bu mesajı vermek için bunu burada bahsediyor Allah-u Teala. Ben İsrailoğulları devrine gidemem ki. Orada yaşayacak bir adam değilim ki. Ben 21. asrın adamıyım. O zaman ben burada 21. adama yakışan adam, yakışan netice çıkarmam lazım. Bunu öyle anlamam lazım bu ayeti. Efendim? Şimdi bu sefer bu soruyu soruyor Hazreti Musa. Çareyi de veriyor. Çare. Diyor ki İhbitu Misran, şehre girin. Şehre. Fe inne leküm ma sert. Sizin için istediğiniz her şey orada var. Bak. Çare de bu şimdi. Yani ondan bir şey istediler. O şeyi, soruyu sordu Musa Aleyhisselam. Bu sefer çareyi de söyledi. Yani o istediğinizi şehirde bulabilirsiniz. Çünkü burası çöl. Bu çölde nerede bulacağım size soğan sarımsağı? Nerede isteyorsunuz benden bunu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ama bak orada ziraat var. O şehre girdiniz, orada ziraat var. Orada soğanı da var, sarımsağı da var, hepsi var orada. Oraya girin. Diyor. E şimdi bunu alıp gelelim buraya. Bu insanlar düşük değerdeki fikirleri, düşünceleri alıyorlar. Ne diyeceğiz onlara? Çare ne? Çare. Şimdi soruyoruz bunlara. Yani siz daha değersiz, işe yaramayan, modası geçmiş düşünceleri mi efendim tercih ediyorsunuz daha değerli olana? Çare ne? Çare Kur'an şehrine gireceksiniz efendim. Başka çaresi yok bunun. Çareniz Kur'an şehrine girin, alın oradan değerli olanı. Size lazım olan, aradığınız her şey orada var. Bitti. Kur'an şehrine gireceksin. Çare bu. Orada çareyi öyle söyledi Hazreti Musa. Bana Allah anlatıyor bunu. Bana diyor ki böyle problemler olacak. Bu problemlere çareyi de üreteceksin ey bayraktar.
Bana diyor veya başka bir hocaya söylüyor. Fark eden bir şey yok yani. Değişen bir şey yok. Ha bir defa değerli olan bırakılıp değersiz olan alınamaz. Bunu söyleyeceksin. Ardından bunu nerede bulacağını da söyleyeceksin. Medeniyetten. Medeniyet şehirdedir. Bak onun için Hazreti Peygamber Yesrib ismini Medine yaptı. Medine şehri diyoruz ya. Ne demek orada? Medeni insanların yaşadığı yer, hukukun uygulandığı yer demektir. Hukukun Medine. Medine var ya gidiyoruz oraya orası. O kelimenin adı anlamı bu. Peygamberimiz verdi oraya. Hukukun uygulandığı yer, hukukun uygulandığı yer de medeni toplum demektir. Medeniyet hukukla olur arkadaşlar. Eğer objektif ve tarafsız hukuk yoksa bir yerde medeni olamaz. Bak peygamberimiz diyoruz o 1400 sene evvel o şehrin ismini değiştiriyor. Ve verdiği isme bak. Medeni insanların yaşadığı yer, hukukun uygulandığı yer. Din kelimesinden gelir Medine. Din ne demek? Hukuk demektir. Hukuk kanun demektir. Hukukun uygulandığı yer demektir. Görüyor musun? Şimdi burada da medeniyet olan yere gireceksin. Medeniyet buradadır kardeşim. Bu kitaptadır. Buraya geleceksin. Ha, olay bu. Bu bir üniversitedir. Bu üniversitenin kapısından içeri gireceksin. Bir defa öğreneceksin. Kapıya geldin habere baktın. Üniversitenin kapısına, Kur'an Üniversitesi'nin kapısından. Aklını kullanamayan bu kapıdan giremez. Ya geri döneceksin ya aklını kullanıp seni gireceksin. Başka çaren yok. Aklını kullanamayan bu kapıdan giremez. Ha şimdi bu sefer bunlar o şehre girmediler dedim ya size geçen hafta değil bir evvelki daha hafta burada kaldık ha bu sayfaya kaç haftadır ha bu sayfadayız ha. Yani üçüncü hafta mıdır nedir ha burada ha bu sayfayı yapamadık ya. Ya neredeyse bir sene dolacak ha buraya girdik altı sayfa ancak yapabildik Bakara Suresi'ne bir senede ya. Efendim şimdi o şehre girmediler. Biliyorsun hatırlayın orada cebbar bir toplum var biz oraya girmeyiz onlar çıkarsa biz oraya gireriz. Efendim sen git Rabbinle beraber Allah'ınla beraber savaş onlarla biz burada oturacağız. İnna gaidin. Ha, biz burada oturacağız dediler. İşte gitmediler o şehre girmediler. O şehre girmeyince Allah-u Teala diyor ki وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ onlara aşağılık ve miskinlik damgası vuruldu. Görüyor musun? Bir topluma bakın burada şimdi bir topluma zillet yani aşağılık meskenet miskinlik yani fakirlik aslında meskenet kelimesi şeyden gelir sekeneden gelir. Sekene yerleşmek, sükunet, meskün mahal deriz ya meskün mahaldir yerleşilmiş yer. Fakirliğin yerleştiği adama miskindir. Fakirliği yerleşmiş yani onu değişmeden. O adam çalışıp da zengin olmaz, para kazanmaz, olası değil, bitti. Ona miskin der Kur'an'da. Fakir ayrı, miskin ayrı kelimesini kullanır Allah-u Teala Kur'an'da. Çünkü fakir ileride çalışıp zengin olabilir. Ama miskin asla. Şimdi bunlara meskenet damgası vuruldu. Miskinlik damgası vuruldu. Yani bu ne demek? Bu şu demek. O zaman bu zaman. 1948'den bu yana kabul etmezseniz Yahudiler devlet kurdular mı? Öteki beriki toplumlara sokaklarına miskin miskin dolaştılar işte. Olay bu.
Bak neler anlatıyorum size. Şimdi bunlara aşağılık zillet damgası vuruldu. Ha bu İslam alemine şimdi zillet damgası vuruldu. Meskenet damgası da vuruldu. Çünkü biz Kur'an şehrine girmiyoruz. Damgayı yedik. Ve duribet aleyhimü zilletü ve meskenetü. Şimdi bunu buraya getireceksin. Yani o zaman onlar yediler. Maksadı Allah-u Teala'nın onları bir hikaye olarak anlatmak değil, bize bir mesaj vermektir. Medeniyet şehrine girmezsen, medeniyet şehrinin kapısından içeri girmezsen, ey Müslüman, sen de Kur'an şehrinin içine girmezsen, sen de teknolojinin her şeyi üreten üniversite kapılarından içeri girmezsen, şunu bileceksin ki meskenet, miskinlik ve zillet damgası sana da vurulacak. Bu kadar basit işte, bunu söylüyorum. Biz dedikodu yapıyoruz kardeşim. Dedikodudan başka bir şey yaptığımız yok. Ne ilim ya, ne ilim ya. İlim kim kaybetti, ilimi de biz bulacaktık onu ya. İlim, ilimmiş. İlimmiş. O eskilerimiz bizden daha iyiymiş. Ya eskilerimiz olmasa dediler ki bir adam iştihad ederse, yanlış yaparsa bir sevap, isabet ederse iki sevap var demiş. Ulan bizim bu eskiler söyledi bunu. Ulan bunu kitaplarda okuyoruz. Yani fıkıh kitaplarında ben bunu 15 yaşında, 16 yaşında okudum ya. Hala hatırımda. İçtihad eder bir alim, hata yapabilir. Ona bir sevap var. Çünkü içtihad yaptı, gayret sarf etti. İçtihad demek, gayret sarf etmek demek. Yani bir şeye çözüm getirmek için gayret sarf etmeye içtihad deriz. Cihadeden gelir. Gayret sarf et. Anladın mı? Ona bir sevap var. Ama isabet ederse iki sevap var. Ama biz şimdi bir adam hata yaptı, bu ayrı konu. Boğacaksın. Kafir. Ya adam hata yapabilir de. Düzeltir onu da. Şimdi anlıyor musunuz meseleleri? Şimdi ben diyor Allah-u Teala onlara bu zilleti ve miskinlik damgasını vuruldu onlara, vurdum onlara. Ve bâru bi gadabim minallah. Bir tane daha var. Benim de hışmıma uğradılar. Benim de gazabıma uğradılar diyor. Şimdi Allah'ın gazabına uğramayı düşünebiliyor musun? Ha böyle zilleti kabul ettik ama, miskinliği de kabul ettik ama Allah'ın gazabına uğramayı. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Şimdi ya Rabbi, sen bunlara bu damgayı vurdun. Zillet, aşağılık, meskenet, efendim, ve gazabına da uğradılar. Ya Rabbi, bunlara sorgusuz sualsiz mi bunları verdin? Bunun sebebi ne? Diye bir soru soracağız da. Soruyu sormak mecburiyetindeyiz. Onun cevabını veriyor Allah. Bu soruyu soracağımızı bildiği için, tabi o Allah. Allah her şeyi bilir. Yani milyarlarca sene sonra olsa sorulacak soruyu, kulunun soracağı soruyu bilir ya. O bilir. Ha, o bildiği için burada şimdi sana anlatayım diyor. Niye yaptım ha bu iş? Yukarıdan geliyor zaten. Yukarıdaki işlerden dolayı yaptı onu ama şimdi esasını söylüyor şimdi. Diyor ki zalike bu. Bak kulum diyor. Bak sen okuyorsun beni şimdi diyor Bayraktar Hoca. Bak burada diyor ki zalike bu durum, bu zillet, bu meskenet, bu benim gazabıma uğrama işi niye biliyor musun? Ha. Bi ennehu bi. O bi sebebi ifade ediyor. Çok ilginçtir yani. Arapça o kadar şimdi bir harf bile mana kazanıyor yani. Bir harf. Harf, o harfi bileceksin o harfi. Ne manaya geldiğini bileceksin. O bi
bir sebebi bildiriyor. Sebebiyle, onlar sebebiyle ne? Kânû yekfurûne bi âyâtinâ. Benim ayetlerimi inkar etmelerinden dolayı onlara bu cezayı verdim. Anlıyor musunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden dolayı ben onlara diyor Allah-u Teala bu cezayı verdim. Sebepsiz yere bu cezayı vermedim. Sebepsiz yere olmaz. Ben Allah'ım, bana yakışır mı? Kuluma sebepsiz yere ceza ver. Yargısız infaz yok. Şeytana bile yargısız infaz yapmadı Allah-u Teala. Sordu ona, gâle mâ menâke ellâ tesûdeyi demertu. Secdeyi yapmayınca sordu ona. Şeytana dedi ki iblise, ha bu sana emrettiğim secdeye seni yapmamaya engel olan neydi? Mahkemeye çekti iblisi. O da ne olduğunu söyleyince kovdu onu. Ha yargısız infaz yok ya. Sormadan ceza vermek yok. Şimdi burada da sebebini söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri nedeniyle bu cezaya çarptırıldılar. Ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayril hak. Haksız yere peygamberleri de öldürmüşler. Baba. Yani bu insanlık tarihinde peygamberleri öldürme gibi kara sayfalar var efendim. Kara sayfalar. Peygamberleri öldürme. Şimdi İslam tarihinde ilim adamlarını öldürmeler var. Onları biliyor. Yani ilim adamlarını öldürdüler. Mesela İmam-ı Azam. Hapishanede öldü. Dayak yedim. Yani bizim İslam tarihi de şey değil ha. Beyaz değil. Kara lekeler var. Kara sayfalar var. Ama bu biz ilim adamları diyorduk. Ama bu adamların, bu İsrail oğullarının tarihinde oho bizimkine benzer çok kara sayfalar var. Efendim peygamberleri öldürmüşler. Düşünebiliyor musun? Bu adamları düşünebiliyor musun? Ya kardeşim peygamberi öldüren adam senin çocuğunu, kadını, hanımı öldürmez mi? Ya bu adamlar peygamber dilini mi öldürüyorlar? Sen diyorsun Filistin'e attı bomba, suçsuz insanları öldürdü. Aha, bu basit kalır onu yani. Ya bu adamlar peygamberleri öldürmüşler ya. Yani demek ki korkunç bir bu ve yektulûnen nebiyyîne diyor burada geçiyor. Âl-i İmran'da ve yektulûnel enbiyâe bi gayri hak olur. Enbiya geçiyor, nebiyyî geçiyor burada. Yani çok ufak bir farkla orada tekrar ediyor bu konuyu, gündeme getiriyor Âl-i İmran suresinde Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Şimdi bu adamlar katil. Hem de peygamber katil. Normal bir insan öldürmüyor ha. Peygamber öldürdü. Etti iki. Benim ayetlerimi inkar ettiler. Bir. Peygamberleri haksız yere öldürdüler. İki. Değerli ki bu durum bima asavve isyan etti. Bana isyan ettiler diyor Allah-u Teala. Bunlar asi. Bunlar Allah'a karşı asi. Yatedun. İleri gittiler. Ve kânû yatedun. Sınır tanımadılar. Biz de tanımıyoruz ya. Allah'ın sınırı var mı? Yok. Allah diyor ki tilke hududullah. Bu benim hududumdur. Bu benim sınırımdır diyor. Kaç yerde söylüyor bunu Kur'an'da?
hudut, hudut, sınır demek, sınır. Yahu kardeşim, ha bu Allah'ın koyduğu sınırlara, futbol sahasının sınırları kadar değer vermiyoruz. Ya orada top çıktı, efendim, avuta çıkmadı, efendim, taca çıktıydı, çıkmadıydı da topun teki kenarı oraya değdiydi de, değmediydi de. Kardeşim bu kadar akşam sabah o top oraya değdi, değmedi. Ulan bu futbol sahasının sınırı, çizgisi. Allah'ın sınırına bakan eden yok. Anlıyor musun? Allah-u Teala diyor ki, tilke hududullah. Bu benim sınırlarımdır. Ben sizin hayatınıza bir sınır çizdim. Birbirinize eziyet vermeyesiniz diye size sınırlar koydum. Senin özgürlüğün bu sınırlar içerisinde olacak. Onun özgürlüğü de o sınırlar içerisinde olacak. Birbirinize çatışmadan hayatı mutlu bir şekilde yaşamanız için ha bu Kur'an bu sınırları belirtiyor diyor Allah-u Teala. Bu sınırlar için gönderdim bunu yani. Ha, yani bu sınırların içerisinde penaltı da var, kırmızı kart da var. Cehennem yani. Ha. Kırmızı kart cehennemin alevidir. Anladın mı? Ha? Ha? Ama maalesef bu insanlar, bu Müslümanlar bu Allah'ın hududunu çiğniyor. Bırak Müslüman olanların dışındakileri. Bırak. Biz. Ya Allah'ın hududu var mı ya? Bize Allah'ın hududunu anlatmadılar. Allah'ın hududu İslam'ın şartlarındadır demediler. Yok böyle bir hudut var mı yani? Şimdi anlıyor musunuz? Onun için ha bu İslam alemi kansere yakalanmış. Dedim size geçenlerde kanser nedir? Tabi basit bir tanımı bir hücrenin vücutta öteki hücrenin hayatına tecavüz etmesidir. Sınırını aşmasıdır. Yatedün yapmasıdır ya. Ha bu yatedün kelimesi ha bu ha ya. Böyle anlayın manayı. Sınırı aşma olan. Yani o hücre diyor ona ki öteki hücreye. Yiyeceğim seni. Başlıyor onu yeme. Zavallı hücre bir şey diyemiyor. Ha vücut kanser oluyor. Bu kadar basit. Şimdi bir şey anlatayım size. Anlattım mı onu size bilmiyorum ama anlatayım. İkinci baskı olsun. Şimdi bu verem hastası var ya verem. Verem hastası, verem mikrobu herkeste var. Ama o verem mikrobu bizim ciğerlerimizin canlı hücrelerini tırtılamıyor, tırtıklayamıyor yani kemiremiyor. Kemirmek var ya, fare kemirir ya tahtayı falan şunu bunu ha. O da kemiremiyor yani. Kemiremeyince adam sıhhatli sağlam. Yani verem hastası değil yani. Fakat bazılarının bağışıklık sistemi düşünce o verem mikrobu hemen şak diye o hücreyle, canlı hücreyle başlıyor onu tırtıklamaya. Tırtıklayınca kanama oluyor. Adamın ağzından kan geliyor. E niye? O hücreyi yiyor işte. O verem mikrobu tırtıklıyor o canlı hücreyi. Deyince kanatıyor. Kanayınca ağızdan kan geliyor. Bu sefer ne yapıyor? Doktora gidiyor. Doktor buna bir kalsiyumlu ilaç veriyor. Kalsiyumlu. Ben bunu sınıfta anlatırım. Şey için. Başka bir konuyla ilgili olarak misal veririm. Bu sefer doktor o hastaya kalsiyumlu ilaç veriyor. Kalsiyumlu ilaç o kalsiyumu içe o kalsiyum gidiyor o veren mikrobunun etrafını duvarla örüyor. Kalsiyum duvarıyla örüyor. Bu sefer o mikrop canlı hücreyi tırtıklayamıyor. Onunla irtibat kuramıyor. Bu sefer diyorsun ki hasta iyileşti. Kan kesildi, ağzından kan gelmiyor. Anlıyor musun? Oraya bir duvar ördü. Duvar. Ha bu Kur'an da böyle bir duvar örüyor bize. Tırtıklamayalım başkasını diye, komşunu diye, başka insanları diye. İslam alemi kanadı, verem oldu. Anlamadıysanız git atlayın. Denize. Yalan mı ya? He, ha.
İşte insanlar hastalandığı zaman bu Kur'an'ın şifası budur işte. İnsanın etrafında bir kalsiyum duvarı örer ki ötekini tecavüz etme, ya tedün yapma. Haddi aşma, buraya bir kelimeyi anlatıyorduk yani. Ha, bu kelimeden girdik buralara yani, buralara geldik. Kelime getiriyor seni yani. Kelime diyor ki beni doğru anlat. Ne demek ya tedün? Şimdi İslam alemi hep velep mikrobuyla dolu, birbirini tırtıklıyor da kan akıyor, kan akıyor. Evet. Demek ki bu zillet damgası, bu miskinlik damgası, bu Allah'ın gazabına uğrama cezası sebebi sayıyoruz bir daha. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, peygamberleri haksız yere öldürmek, efendim çok Allah'a isyan etmek ve haddi aşmak, sınırı aşmak, sınırı tanımamak. Sınırı tanımıyorum biz diyor. Allah'ın koyduğu sınırlar beni hiç ilgilendirmiyor. Adam istediğini yapıyor ya. Pah! Şimdi devam ediyor. Ama hepsi böyle midir ya Rabbi? Bu İsrail oğullarının yani bu insanlar böyle perişan haldeler yani. Dedim bunların istisnası yok mu? Exceptional'ı yok mu yani? Diye sorsak diye. Şimdi bu ayet geldi. Bir ayet bize cevap veriyor. Bir cevap çıkardı bize Allah-u Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Elbette ki iman edenler وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Yahudiler وَالنَّسَارَى Hristiyanlar وَالسَّابِئِينَ Sabiler مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ Kim bunlardan Allah'a iman ederse وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahiret gününe iman ederse وَعَمِلَ صَالِحًا İyi amel işlerse فَلَهُمْ Onlar için vardır اَجْرُهُمْ Ödülleri, mükafatları عِنْدَ رَبِّهِمْ Rablerinin katında vardır وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar için korku ve endişe de yoktur. Cevabı verdi bize. Tabii Yüce Allah bunu biraz daha etraflı aldı. Yani bizim sorduğumuz soru çok basit kaldı. Ama Allah-u Teala anladı bizim sorumuzu. Onun cevabını verdi. Tam etraflı verdi yani. Allah'a yakışır bir cevap veriyor. Biz beşer. Şimdi dört grubu insanı ele alıyor. Ha bu dünya koptu ha bu ayetten dolayı ha. Süleyman ateşi kafir mi demediler, dinsiz, imansız. Oho Süleyman ateş burayı yazdı, bu ayeti tefsir yapınca okudular. Ayyuka çıktı o zaman. Çok eski. Dediğim belki 25 sene falan var ya. O zamanları tefsir çıktığı zaman hocanın, Süleyman Ateş hocanın tefsiri dünya koptu. Şimdi bu ayeti anladınız. Dört grup insan koyuyor. İnnellezine amenu iman edenler yani bizler Müslümanlar. Vellezine hadu Yahudiler ve Nesara Hristiyanlar ve Sabine Sabiler. Şimdi anlatacağım bu kelimeler neyi ifade ediyor anlatacağım. Bunlardan Allah üç şey istiyor. Birisi iman edecekler Allah'a. İkincisi ahirete iman edecekler. Üçüncüsü ameli salih yapacaklar. İyi amel, faydalı iş üretecekler. Dünya insanlığına ve kendilerine faydalı iş üretecekler. Bunlar için ahirette ödülü Allah verecek. Onun katındadır onların ödülü. Ne olacağını söylemiyor burada.
ödülü. Ama onlar için korku ve endişe olmayacak. Yani herkes ahirette korkarken, efendim endişe ederken ne olacağını, bu insanlar için böyle bir korku, böyle bir endişe olmayacağını söylüyor Yüce Allah. Şimdi başlayalım bunu anlatmaya. Bir defa bu ayet genelde bu Yahudi ve Hristiyanlar sabiilerin Kur'an gelmeden evvelki durumlarını anlatıyor. Anlaşıldı mı? Bir defa bunu böyle bileceğiz. Kur'an geldikten sonra ve Hazreti Peygamber peygamber olduktan sonra Hazreti Peygamber'in tebliği kendisine ulaştığı zaman eğer onun peygamberliğini kabul etmiyorsa bir Yahudi bu gruba girmez. Onun için ayyuka çıkardılar yani. Şimdi bunu biz bir televizyon programında ceviz kabuğunda bir papazla tartıştığımı hatırlarsınız. Yaşlı olanlar, yani gençler tahmin ediyorum bir 10 sene civarında var tahmin ediyorum. Papaza dediğim lafları hatırlayın. Papaza dedim ki ben Hazreti İsa'ya inanıyorum. Hazreti Musa'ya da inanıyorum. Hazreti Muhammed'e de inanıyorum ama ben Hristiyan değilim, Yahudi değilim. Ben Müslümanım. Sen de Hristiyan olarak Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inanabilirsin. Kur'an'a inanabilirsin ama Hristiyan olarak kalabilirsin. Ben nasıl Müslüman olarak kalıyorsam, ben şimdi Hazreti İsa'yı kabul ettim diye Hristiyan mıyım dedim. İşini bitirdim adam. Kemikler kırıldı. Kemikler kırıldı. Dündür. Onun için Hulki Bey derdi bana kemik kıran hoca. İsmim öyle koymuş. Şimdi ha tamam. Sen Kur'an'ın Kur'anlığını ben Müslüman olmaz mıyım dedi papaz. Ben o zaman Müslüman olurum. E dedim kardeşim bak ben Hristiyan mı oluyorum ben inanmakla? Olmuyorum değil mi? Ha sen de olma. Sen de Hristiyan kal. Ama imanı. İşte o iman ettiği an bu gruba giriyor. Anladın mı? Bunun için anlattım onu size ve örnek de verdim. Yani 70, %80'i bizi seyretmiş o programda. %80 Türkiye'nin. Şimdi tabii Allah selamet versin Süleyman Hoca'nın günahını aldılar tabii. Yani bizim ilim adamları anlamıyor kafamız. Çakmıyor. Çakmayınca ileri gidiyoruz. Şimdi innellezine amenu dedi biz. Bizi kastediyor. Tabii bu ayetin başka bir boyutu var şimdi. Şunu söyleyeceğim size. Vellezine hadu. Yahudiler. Hadu. Hadu kelimesi ne anlama gelir? Hadu. Yahudiler rivayete göre, dinler tarihine göre, ben dinler tarihçi değilim ama dinler tarihine göre Hazreti Yakup'un çocuklarından birisinin adı Yahova idi. Ondan gelenler, İsrailoğulları ondan gelirmiş, onlara da Yahudi denirmiş filan anlıyorlar. Halbuki o değil. Bizim sorduğumuz bu sorunun cevabını Kur'an'da Allah-u Teala veriyor. A'raf suresinde. Vektüb lena fi hadihi dünya haseneten inna hudna ileyk. İnna hudna ileyk. Burada hadu tevbe eden demektir. İnna hudna ileyk. Sana tevbe ettik ya Rabbi. Sana yöneldik. Sana tövbe ediyoruz. Tövbe edenler anlamına gelir. Yahudi aslında. Ama bunlara yakışmıyor tabii. Bunlar tövbe eden. Yani sorduğumuz soruya bu hadu nereden geliyor? Bu Yahudi nereden geliyor? Hemen, aha bak hemen oraya açtım ha bak. Bir yaprak çevirdim buldum onu bak. Vektüb lena bize yaz.
Ya Rabbi, fi hadihi dünya, bu dünyada hasen eden güzellikler yaz, iyilikler yaz bizim için. Ve fil ahireti, ahirette de inna hudna ileyk, biz sana tevbe ettik, sana yöneldik ya Rabbi. O buzağa taptıktan sonra efendim tevbe ettiler. İşte o tevbe edişe inna hudna kelimesini Allahu Teala onların bu sözünü naklediyor bize. Böyle dua yaptıklarını naklediyor bu İsrailoğlu Yahudilerin yani. Efendim o işte buradaki hadu Yahudi dediğimiz zaman tevbe edenler manasına geliyor. Ve Nesara, Nesara yani Hristiyan diyoruz ona biz. Aslında Nesara kelimesi yardım edenler manasına gelir. Yardım edenler. Evet. Bu İsa Aleyhisselam'la havarilerin konuşmasında İsa Aleyhisselam sahabesi olan o havarilere şöyle bir soru sordu. Gâle men ensâri ilallah. Gâlel havariyyûne nehnu ensârullah. Havariler dedi ki Hazreti İsa'ya, evet biz Allah'a yardım edeceğiz dediler. Böylece Nesara yardımı seven, çok çok yardım eden anlamına gelir. Tabii biz Hristiyanlık diyoruz buna. Bu Hristiyanlık bunu karşılamıyor. Bu mananın tam tersi oluyor bu iş yani. Çünkü Hristiyanların birçoğu müşrik şimdi yani. Katoliklerin %99,9'u müşrik zaten. Efendim, demek ki Nesara'nın nereden geldiğini anlattım size. Efendim, ve Hadu, Yahudi'nin de nereden geldiğini söyledim. Ve Sabi'ine, Sabi'ler. Buna rivayet edilir ki, yıldızlara tapanlar diye geçer kitaplarda ama yazma onu. Bu yıldızlara tapan manasına gelmez. Öyle yanlış yazıyorlar. Ya yıldızlara tapan Allahu Teala buraya Allah'a iman edeni kor mu yani? Müşriktir da bu adam yani. Böyle yani öyle şeyler yazıyorlar ki çileden çıkıyorsun ya. Halbuki Sabi'in kelimesi Hazreti Davud'un ümmetidir. Hazreti Davud'a inananlar. Yani o Zebur'a, Zebur'u okuyanlar, ona inananlar manasına gelir. Yani meseleleri de düzeltiyoruz. Bir taraftan düzeltiyoruz, bir taraftan gidiyoruz yani. Şimdi bu dört grup insandan Allahu Teala üç şey istiyor. Birisi Allah'a iman. Birisi ahirete iman, birisi ameli salih. Ama peygamber yok. Böyle bir soru sorabilirsiniz yani. Peygamber zaten yukarıda var. Ayetin üst kısmında var. Allahu Teala Hazreti Musa'ya inanmayana Yahudi der mi? Hazreti İsa'ya inanmayana Nesara der mi? Hazreti Davud'a inanmayana Sabi'in der mi? Yani o kelimelerin içerisinde zaten peygambere iman var. He be kardeşim. Ama burada bak ennellezine amenü diyor. Müslümanları kastediyor. Hani peygambere iman? O amenin içinde var o. Anla bunu da. Anla da bu kafayı. Ha bu aklı kullan da kardeşim ya. Ya bir kırıntı kullan onu da. Ama bir aması var. Hazreti Peygamber geldikten sonra Hazreti Peygamber'e inanmamak küfre götürür onu. Bu ayetin dışında kalır. Niye? Çünkü peygamberleri birbirinden ayıramazsın diyor Nisa suresinde Allah. Birbirinden ayırırsan kafir olursun. Zaten peygamberleri kafirler ayırır, Allah'tan ayırır. Anlıyor musunuz? İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusulihî ve yekûlûne nü'minu bi bâdin ve nekfuru bi bâdin ve yurîdûne en yettehizû beyne zâlike sebîlâ. O kafirler
Allah'la peygamberlerin arasını ayırırlar. Derler ki bazı peygamberlere inanıyoruz, bazılarına inanmıyoruz. Orta bir yol tutarlar falan diyor Allah-u Teala. Ama aşağıda diyor ki iman edenler hiçbir fark gözetmezler peygamberler arasında. İşte sen, ben Hazreti Musa'ya inanıyorum, İsa'ya inanmam, Hazreti Muhammed'e inanmam dediğin an bu ayetin içine girdin. Bunu Allah söylüyor orada. Nisa suresinde onu söylüyor. Allah benim hocama rahmet eylesin. Amin. Amin bastırın. Amin. Allah Hafız Hızır Ak Güneş'e rahmet eylesin. Amin. Ha şimdi bu ayette gene kaldık. Ufak bir tırtıklama yapacağız ona. Gelecek hafta inşallah. Ondan sonra devamını yapacağız. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. El Fatiha.